Öncelikle burada olmaktan çok büyük bir memnuniyet belirtmek isterim. Enerji 10. Enerji Konferansı'nın düzenleyicilerini ben de diğer katılımcılar gibi en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Öğleden sonra oturumuna denk geldik. Çok fazla bir kalabalığımız yok. Ben önce kendimi tanıtayım. Ben Dışişleri Bakanlığı'nda Kıbrıs, Yunanistan, Ege, Akdeniz konularına bakan ilgili genel müdürüm, büyükelçiyim. Size bugün takdimimiz, tabii burada bütün hep şirketlerimiz var. Konuşacağım şeyler uluslararası hukuk. Türkiye'nin pozisyonları ne? Şu anda çok güncel bir konu. Yavuz Gebimiz kendi kıta sahanlığımızda bugün ikinci sondajına başladı. Geçen hafta sonundan beri çok çeşitli tepkiler geliyor. İtalyanlar, Fransızlar, Amerikalılar, Avrupa Birliği, Mogherini açıklama yaptı. Türkiye bu konularda ne diyor? Türkiye'nin hikayesi ne? Uluslararası hukuk bakımından Türkiye haklı mıdır? Bu işler ne zaman başladı? Bunlara kısaca değineceğim. Anlatacağım hususlar genelde bizim geçen Mayıs ayından beri Ankara'daki yabancı büyükelçiliklerde, Brüksel'de AB üyesi ülkelere ve tüm dış temaslarımızda kullandığımız argümanlar, Türkiye'nin pozisyonları. Şimdi takdimim İngilizce, Türkçe'ye çevirmedim. Şimdi deniz yetki alanlarının sınırlandırılması diyoruz. Deniz yetki alanı derken neyi kastediyoruz? Bu bizim basınımızda da sık sık işte duyuyorsunuz. Münhasır-Ekonomik bölge, kıta sahanlığı, uluslararası sular, kara suları. Deniz hukukunda çok çeşitli deniz yetki alanları var. Bunlar ilk başta iç sulardan başlıyor. İç sular bizim genelde limanlarımız ve körfezlerin ağızları kapatıldığında içeride kalan sular, akarsular, göller, bunların hepsi bir ülkenin iç suları oluyor. Diğer ikinci kısım kara suları. Kara suları bir ülkenin egemenliğinin olduğu, aynı kara parçaları gibi muamele gören deniz yetki alanları. Yani bir ülkenin ana karasında nasıl egemenliği varsa kara sularında da aynı şekilde egemenliği oluyor. Bunun tek istisnası uluslararası hukukta zararsız geçiş dediğimiz, ticaret gemilerinin kara sularından zararsız geçmesi. Esas enerji sektörümüzü ilgilendiren deniz yetki alanı, iki tür deniz yetki alanı var. Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge. Kıta sahanlığı nispeten İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Amerikan Başkanı Truman'ın yaptığı bir açıklamayla uluslararası hukukun gündemine giriyor. Kıta sahanlığı deniz tabanı ve onun altındaki doğal kaynakların işletilmesi, araştırılması ve işletilmesiyle ilgili olarak kıyı devletine egemen haklar veriyor. Yani deniz tabanı ve altındaki nedir? Özellikle enerji sektörümüz açısından doğal gaz ve petrol. Münhasır ekonomik bölge nedir diye soruluyor. Hatta zaman zaman basınımızda Türkiye münhasır ekonomik bölge ilan etmeli haklarını korumak için kıta sahanlığının modası geçti gibi ifadeler de zaman zaman basınımızda yer buluyor. Bunlar doğru değil. Kıta sahanlığı da şu an geçerli bir kavram. Münhasır ekonomik bölge de geçerliliğini koruyor. İkisi arasındaki fark, münhasır ekonomik bölge Türkiye'nin taraf olmadığı 1982 Deniz Hukuk Sözleşmesi ile ortaya çıkıyor. Münhasır ekonomik bölge su kütlesini de kapsıyor. Su kütlesindeki canlı kaynakları da kapsıyor. O canlı kaynaklar da daha çok balıkçılıkla alakalı. Yani bir ülke münhasır ekonomik bölge ilan etmedi diye doğal gaz veya petrol arama hakkından feragat etmiş olmuyor. Türkiye şu anda iki sondaj gemisi, iki araştırma gemisiyle kıta sahanlığı hakkına dayanarak Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor. Bu arada bir sorunuz olursa istediğiniz zaman
sorabilirsiniz. Takdimin sonunu beklemeyin. Şimdi Ege'ye bak, Akdeniz'e baktığımızda biliyorsunuz ilk meseleler Ege'de ortaya çıkmıştı. Şimdi Akdeniz'de de birbirleriyle çakışan deniz yetki alanı ihtilaflarımız var. Akdeniz, biraz önce söylemedim, kıta sahanlığı uluslararası hukukta 350 mile kadar uzatılabiliyor. Münasır ekonomik bölgede 200 mil. Ama bizim bulunduğumuz coğrafya, işte Akdeniz'in bir ucundan diğer ucu 280 mil olduğu için bu genişlikler otomatikman uygulanabilen genişlikler değil. Ülkelerin iddiaları var ve bu iddialar da birbirleriyle çakışan Münasır ekonomik bölge kıta sahanlığı alanlarını, ihtilaflarını ortaya çıkartıyor. Akdeniz, Doğu Akdeniz'e baktığımızda Doğu Akdeniz normal bir bölge değil. İlk başta Kıbrıs meselesi diye bir ihtilaf var. 1963 yılından beri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündeminde adada iki toplum yaşıyor. Kıbrıs Türkleri, Kıbrıs Rumları. Ama 1960 yılında kurulan ortaklık devleti 63'te Rumlar tarafından yıkılıp Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ele geçirdikleri için orada normal bir devlet yok. Orada Kıbrıs Türkleri de var. Türkiye'nin bugüne kadar yapmaya çalıştığı Kıbrıs Türklerinin de haklarının Doğu Akdeniz'de enerji konusunda duyurulması. Bölgede kara sularının genişliği 12 mil ve diğer kıta sahanlığı Münasır ekonomik bölge birbiriyle örtüşüyor Doğu Akdeniz'de. Ülkelerin çeşitli birbirleriyle çakışan overlapping maritime claimleri var. Bu şu andaki birbirleriyle çakışan Türkiye'nin GKRY'nin ve Yunanistan'ın birbirleriyle çakışan deniz yetki alanı ihtilafları. Türkiye'nin kıta sahanlığı iddiası bu haritada gördüğünüz şekilde. Bunu Türkiye 2004 yılından beri Birleşmiş Milletler'e bildiriyor ve benim Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığımın sınırları budur diyor. GKRY'nin Rumların kıta sahanlığı ve Münasır ekonomik bölge iddiası ise bu harita. Yunanistan'ın ise iddiası bu şekilde çok geniş bir alan. Bu haritada hem GKRY'nin hem Rumların hem de Yunanların iddiasını görebilirsiniz. Yani Türkiye'ye bu haritada bırakılan alan daha ziyade Antalya Körfezi'nin önü. Türkiye bu haritaları kabul etmiyor. Genelde kıta sahanlığı ve Münasır ekonomik bölge hemen sınırlandırılmıyor. Bunun sınırlandırması dünyada çözülmemiş 200'e yakın kıta sahanlığı Münasır ekonomik bölge ihtilafı var. Bunların çözümlenmesi için kıyı ülkelerinin bir sebebi olması lazım. O sebep de doğal gaz ve petrol kaynaklarına erişim. Doğu Akdeniz'de de bütün doğal gaz konusu 2000'li yılların başından itibaren ortaya çıkan bir konu. Bu konu gündeme geldikten sonra kıta sahanlığı, Münasır ekonomik bölgelerin sınırlandırılması da ülkelerin dış politika gündemlerine girmiş oldu. Şunu şuradan hatırlayabilirsiniz. Ege'de de benzeri bir ihtilaf yaşanmıştı. 70'li yılların başında Türkiye Petrolleri ve Rum, Yunanistan Ege'de, özellikle Kuzey Ege'de petrol aramaya başlayınca kıta sahanlığının sınırlandırılması konusu iki ülke arasında bir ihtilaf olarak ortaya çıkmıştı. Bu işler nasıl başladı? Bu işler ilk olarak Güney Kıbrıs Rum yönetiminin 2003 yılında Mısır'la bir Münasır ekonomik bölge kıta sahanlığı sınırlandırması anlaşması yapmasıyla başladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu anlaşmaya itiraz etti. İki sebeple itiraz etti. Birinci sebep şuydu, bu anlaşmayla belirlediğiniz sınır
benim kıta sahanlığı haklarımı ihlal ediyor Türkiye dedi ve bunu, bu itirazını Birleşmiş Milletler'e tescil ettirdi. İtirazının ikinci sebebi ise Kıbrıs meselesiydi. Çünkü Kıbrıs'ta Kıbrıs Cumhuriyeti, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk toplumu ve Kıbrıs Rum toplumunun ortak eşitliğine dayanan bir cumhuriyet. Fakat ortada Kıbrıs Türkleri yok. Kıbrıs meselesi çözülmedi. Onun için Türkiye buna itiraz etti ve Rumlara dedi ki, yani Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra sen Kıbrıs Türkleriyle bir ortaklık devleti kur, bu egemenliğe ilişkin bu anlaşmaları o zaman yap dedi. Ve fakat bunu Rumlar dinlemediler. Bu noktada uluslararası hukukun önemli bir prensibini de vurgulamak istiyorum. İki ülke deniz sınırını çizerken hem o ülkelerin dikkat etmesi gereken önemli bir husus, üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemesi bu yapılan anlaşmanın. Bu meseleyi, ihtilafları uluslararası yargıya da götürdüğünüzde mahkemeler buna çok dikkat ediyor. Sınır çizerken üçüncü tarafların haklarını ihlal etmiyor. Bu uluslararası hukukun önemli bir kuralı. İşte bir, özellikle bu GKR'ye Mısır anlaşmasında 1 ile 6 arasındaki sınır çizgisi Türkiye'nin kıta sahanlığı haklarını ihlal ediyor. Çünkü kuzeyi bu anlaşmaya göre Rum tarafında, bizim hak iddia ettiğimiz alanlar da var bu civarda. Benzeri bir ihtilaf daha sonra Rumların 2007 yılında Lübnan, daha sonra 2010 yılında İsrail ile yaptığı anlaşmalarda da benzeri bir ihtilaf Lübnan ile İsrail arasında çıktı. Orada da ihtilaflı üçgen bir alan deniz yan sınırı olarak gözüktü. Ne oldu bu? Rumlar ne yaptılar daha sonra? 2006-2007 yıllarında iki boyutlu ve üç boyutlu sismik araştırmalar yaptılar. Bu sık sık televizyonlarda da gördüğümüz 2007 yılında bu 13 ruhsat sahasını belirlediler ve ilk offshore drilling'e de 2011 yılında başladılar. Türkiye ve Kıbrıs Türkleri de 2003 yılından 2011 yılına kadar Rumlara bu işlere girmeyin, bu işleri Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra yapın dedi. Ama Türkiye dinlenmediği için, Kıbrıs Türkleri dinlenmediği için bizim de bir adım atmamız gerekiyordu Kıbrıs Türkleri ile birlikte. Onun üzerine biz de Türkiye ile KKTC arasında 2011 yılında bir kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması yapıldı. Ve daha sonra aynı yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rumlar ruhsat veriyorsa ben de adanın ortak sahibiyim, ben de ruhsat vereceğim dedi. Ve şu bu ikinci haritada gördüğünüz A, B, C, D, E, F ve G ruhsatlarını Türkiye petrollerine arama ve çıkarma ruhsatı olarak 2011 yılında verdi. Gördüğünüz gibi özellikle adanın güneyinde Kıbrıs Türk ruhsatları ile Rumların ruhsatları birbirleriyle çakışıyor. Türkiye petrolleri ne yaptı? O zaman sabah Sayın Bakanımız da belirtti, Türkiye'nin imkan ve yeteneği çok sınırlıydı. Sadece 9 Eylül Üniversitesi'ne ait Piri Reis gemimiz orada ilk defa iki boyutlu sismik araştırma yaptı. Aynı tarihlerde Kıbrıs Türkleri Rumlara bir teklifte de bulundu. Gelin bir işbirliği komitesi kuralım, petrol ve gaz işine birlikte bir komiteyle karar verelim diye. 2011 ve 2012 yılında Türk tarafının yaptığı bu öneriler bugüne kadar maalesef kabul edilmedi. Türkiye de kendi belirlediği sahada 2009 ve 2012 yılları arasında Türkiye petrollerine ruhsatlar verdi ve ruhsat sahaları belirledi. Bu sahaların hepsi resmi gazetede de 2009-2012 yıllarında yayınlandı.
Şimdi bizim faaliyetlerimize gelince, Barbaros Hayrettin şu anda Türkiye'nin elinde iki sismik araştırma gemisi, iki tane de 6. nesil sondaj gemisi var. Bunlarla gurur duyuyoruz. İlk sondajımızı kendi kıta sahanlığımızda yaptık, Fatih gemisiyle. Şu anda Sayın Bakanımızın da sabah belirttiği gibi Finike 1 kuyusundaki sondaj çalışmaları devam ediyor. Yavuz gemimiz müteakiben Karpaz 1 denen kuyuda KKTC'nin ruhsatlarında, Türkiye'nin kendi kıta sahanlığında değil, KKTC'nin ruhsatlarında Temmuz ayında sondaja başladı. Sondajı bitirdi ve bugün itibariyle de bu sefer Kıbrıs'ın ruhsat sahalarında değil, Türkiye'nin ruhsat verdiği kendi kıta sahanlığında Güzel Yurt 1 kuyusunda bugün itibariyle sondaja başladı. Barbaros Hayrettin Paşa gemimiz de adanın güneyinde sondaj faaliyetlerine devam ediyor. Bu faaliyetlere başlar başlamaz Mayıs ayından itibaren Avrupalılar başta olmak üzere birçok ülke Türkiye'ye tepki gösterdi. Ve şu ifadeyi kullandılar. Siz özellikle Fatih geminizin yaptığı çalışma Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindedir. Ve yaptığınız çalışmalar illegaldir diye Türkiye'yi suçladılar. Bu bizim görüşümüze göre doğru bir yaklaşım değil, uluslararası hukuka da uygun bir yaklaşım değil. Amerikalılar ve İngilizler biraz daha farklı bir tutum izlediler. Amerikalılar burayı tartışmalı bölgeler olarak tanımladılar. İngiliz tutumu da buna yakın bir tutumdu. Biz Avrupa Birliği'nin bu takındığı tutumu yanlı bir tutum olarak görüyoruz. Çünkü uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmemiş tek taraflı Rum ve Yunan iddialarını Avrupa Birliği içerisinde kendi milli görüşlerini AB'nin görüşleri olarak uluslararası kamuoyuna duyurmaya çalışıyorlar. Bu hem AB'nin bugüne kadarki uygulamalarına hem de uluslararası hukuka uygun bir yaklaşım değil. Onun için ben Brüksel'e yaptığım ziyaretlerde de bu soruları soruyorum. Avrupa Birliği deniz yetki alanlarının belirlenmesinde bir yetkiye sahip midir? Avrupa Birliği Türkiye'nin bu faaliyetlerini yasa dışı olarak tanımlayabilir mi uluslararası hukuka göre? Ve Avrupa Birliği bir tarafın görüşünü diğer tarafa empoze edebilir mi? Peki AB'nin kendi içindeki deniz yetki alanı ihtilaflarında daha önce takındığı tutum neydi? Bu soruları soruyorum. Bu soruların cevaplarını takdimin sonunda sunacağım. Hakikaten Türkiye'ye karşı tek taraflı ve ön yargılı bir tutum olduğunu görüyoruz. Uluslararası hukuka baktığımızda Sayın Stanic'in de biraz önce bir sunumu vardı. Uluslararası hukuka baktığınızda birbirleriyle çakışan deniz yetki alanları olduğunda özellikle BM şartı bunları oturun barışçı çözüm yöntemleriyle çözün. Ve uluslararası mahkemelere kadar çok çeşitli yaparken arzuları ortak işletme formülüne gidiyorlar. Bu da 1970'li yıllarda ilk olarak Japonya ile Güney Kore arasında dünyada uygulanan bir yöntem. Geçici bir yöntem olsa da sürekli hale de geliyor bazı durumlarda. Dünyada bunun 30'a yakın örneği var. Biraz önceki sunumda da belirtildiği gibi Deniz Hukuku Sözleşmesi, deniz yetki alanları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge nasıl sınırlandırılıyor dediğimiz zaman BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne bakıyoruz. Türkiye sık sık bu sözleşmeye
taraf olmadığı için suçlanıyor. Yalnız Türkiye'nin taraf olmaması bu sözleşmeyi uygulamadığı anlamına gelmiyor. BM Deniz Hukuk Sözleşmesi 73 ile 82 yıllarında 9 yıllık bir sürede müzakere edildi. Türkiye bunun müzakerelerine çok güçlü bir heyetle katıldı. Fakat anlaşma tamamlandığında bizim itiraz ettiğimiz 3 maddesi vardı. Bir tanesi 3. maddesi kara sularının genişliği, 33. maddesi bitişik bölge, 121. maddesi de adaların rejimiyle ilgili. Bu 3 madde yüzünden Türkiye sözleşmeye taraf olmadı. Çekince koymak istedi fakat Deniz Hukuku Sözleşmesi çekinceye imkan tanımıyor. Ya olduğu gibi kabul ediyorsunuz ya da olduğu gibi reddediyorsunuz. Hal böyle olmakla birlikte BM Deniz Hukuku Sözleşmesi denizlerin anayasası ve birçok maddesi de teamül hukukunu yansıtıyor. Customary International Law'u yansıtıyor. Onun için Türkiye bunu uyguluyor. Başka ülke yok mu? Amerika'da sözleşmeye, Amerika Birleşik Devletleri de sözleşmeye taraf değil ama uyguluyor. Bizim taraf olmama sebebimizle Amerika'nın taraf olmama sebebi farklı ama ortada böyle bir durum var. Dolayısıyla bunlar tamamen siyasi söylemler. Türkiye Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf değil, Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal eden, bunu kabul etmeyen bir ülke. Bu o kadar doğru bir yaklaşım değil. Şimdi Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 2 maddesi birbiriyle aynı, 74 ve 83. maddeler. Burada kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge nasıl sınırlandırılacağını söylüyor. Burada bir kural tarif etmiyor. Özellikle Rumların ve Yunanlıların söylediğinin aksine. Burada tarif edilen sınırlandırmanın hakça olması. Hakça sınırlandırma olması, eğer ülkelere diyor ki oturun, görüşün, konuşun, eğer çözemiyorsanız da üçüncü taraf çözüm yöntemlerine götürün diyor. Aynı şekilde geçici düzenlemeler yaparak ortak işletme formülüne de imkan tanıyor. Şimdi hakça sınırlandırma deyince hakça sınırlandırmada hangi faktörler dikkate alınıyor? Onun içinde ülkelerin yaptıkları anlaşmalara veya mahkemeler bu konuda nasıl karar veriyor ona bakmak gerekiyor. Hakça sınırlandırma olup olmadığında mahkemelerin dikkate aldığı faktörler genelde bunlar. Ada olması çok önemli bir faktör. Adalar özel special circumstances veya relevant circumstances olarak nitelendiriliyor ve sınırlandırmanın hakçı olup olmadığını etkiliyor. İkinci ve önemli bir faktör de kıyı uzunlukları. Yani bir ülkenin kıyı uzunluğu diğer ülkenin kıyı uzunluğuna göre çok düşük ise o zaman o hakça sınırlandırılmayı da etkiliyor. Kıyı uzunluğu olan ülkeye daha fazla deniz etki alanı verilebiliyor. Onun için biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da, Sayın Bakanımızın da konuşmalarında hep ona dikkat ediyoruz. Türkiye Doğu Akdeniz'de en uzun kıyı uzunluğuna sahip ülke diye. Bu söylemin de arkasında bu hukuki gerekçe yatıyor. Şimdi adalara bakalım. Adaların deniz etki alanlarının sınırlandırılmasındaki rolü Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 120. maddesinde diyor ki adalar da ana karalar gibi kıta sahanlığı ve minvasif ekonomik bölge yaratabilir. Bu bizim sevmediğimiz madde. Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olmamamızın da bir sebebi. Bu sözleşmeye, yani bu sözleşmenin bu hükmüne göre adalara böyle bir hak tanınıyor. Fakat biz şunu söylüyoruz. Adalara bu hakkın tanınmasıyla hakkın uygulaması arasında fark oluyor. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında entitlement, there's a difference between the entitlement and the actual delimitation diye bunu ifade ediyoruz.
onun içinde adaların nasıl bir rol oynadığına sınırlandırmada baktığımızda mahkeme kararlarına bakıyoruz veya devlet uygulamalarına bakıyoruz, ikili anlaşmalara. Adalara ya tam yetki veriliyor, ya kısmi yetki veriliyor, ya da hiç yetki verilmiyor. Enclavement yöntemiyle adalara sadece kara suları veriliyor, kıta sahanı ve münhasır ekonomik bölge verilmiyor. Dünyada bunun örnekleri var. Ben bütün örnekleri size sıralamayacağım. Sadece birkaç örneği göstereceğim. Bunlar mahkeme kararları. Mesela Channel Islands, İngiltere'ye ait, Fransa kıyılarına çok yakın. Fakat bu iş mahkemeye götürdüğünde mahkeme adalara sadece kara suları tanıyor. Kıta sahanlığı sınırlandırılmasını İngiltere ile Fransa ana karaları arasında yapıyor. Malta'da bir ada devleti. Tam eşit uzaklığı almıyor. Malta'nın kıyı uzunluğu az olduğu için sınırlandırma çizgisini Libya'ya daha fazla alan bırakacak şekilde daha kuzeye doğru çıkartıyor. 2007 yılında Nikaragua, Honduras arasında yine Honduras'ı olan, ait olan adalara daha az yetki tanıyor. Nikaragua, Kolombiya arasında bunun örneği var. Tunus'la yine İtalya arasındaki sınırlandırma anlaşmalarında bunun örnekleri var. Avustralya, Papua Yeni Gine arasındaki Torres Boğazı'nda da yine Avustralya'nın Papua Yeni Gine'ye çok yakın adalarına hiçbir şey, tamamen sınırlandırılıyor. Burada farklı bir rejim uygulanıyor. Bu bizim Ege'ye çok benzediği için bunu biz sıklıkla kullanıyoruz. Çünkü Avustralya'nın adaları Papua Yeni Gine'ye çok yakın. Ege'deki en benzeri durum dünya coğrafyasında burası oluyor. Dolayısıyla uluslararası hukukta adalar otomatikman tam münhasır ekonomik bölge kıta sahanlığı yaratır diye bir durum söz konusu değil. Hakçalığa bakılıyor. Eğer adaların coğrafi konumu, pozisyonu o hakçalığı bozuyor ise adalara farklı bir sınırlandırma hakkı tanınıyor. Rum ve Yunanistan'ın deniz yetki alanı talebi bu. Bu hakça bir talep midir? Bize göre bu hakça bir talep değil, hakça bir sınırlandırma da değil. Neden? Çünkü özellikle bu çok uygun bir örnek. Türkiye'nin hemen dibinde Kaş'a giden herkesin gördüğü Meis Adası'na kendisinden binlerce defa geniş deniz yetki alanı tanınması hakçalığı bizce bozuyor. Bu Türkiye'nin en kuvvetli argümanlarından birisi. Biz diyoruz ki Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'in en uzun kıyı uzunluğuna sahip Türkiye ile bu bölgede sınırlandırma yine en uzun kıyı uzunluğuna sahip Mısır arasında olması gerekir. Burada Güney Kıbrıs'ın o cepheye bakan sahil uzunluğu ise sadece 35 mil. Sınırlandırmada bu kıyı uzunluğunda dikkate alınması gerekir diyoruz. Ve bu şekilde bir kıta sahanlığını, bu kıta sahanlığımızı bu şekilde Birleşmiş Milletler'e bildirdik. Bu talep bazıları tarafından maksimalist olarak görülüyor. Ben Brüksel'e gittiğim zaman ya sizin bu talebiniz çok maksimalist değil mi diyorlar. Ve ben de onlara Rum ve Yunanlıların taleplerinin maksimalist olup olmadığını soruyorum. Evet, sonra kabul ediyorlar. Onların da talepleri maksimalist diyorlar. Ama ortada görüşmeler yokken Türkiye'nin haklarını koruması için bunu yapması gerekiyor. Dolayısıyla ilk sorulara döndüğümüz zaman bir kere Avrupa Birliği'nin deniz yetki alanları konusunda hiçbir yetkisi yok. Yani ülkeler kendi egemenlik sınırlarını belirle hakkını Avrupa Birliği'ne devretmiş, komisyona devretmiş değiller. Dolayısıyla Avrupa Birliği bu konularda yetkisiz. O sorduğum soruya da hayır cevabını veriyorum.
Türkiye'nin faaliyetleri yasa dışı bir faaliyet olarak kabul edilir mi? Hayır, kabul edilemez. Çünkü ben uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımı savunuyorum. Türkiye'nin de bir hikayesi var. Bu hikayeyi anlatıyor. Benim Kıbrıs veya Yunanistan'la belirlediğim, oturup anlaşmayla veya mahkemede belirlediğim bir sınır yok. Hal böyleyken tek tarafın iddiasını Avrupa Birliği tutup da bu sınırlara riayet et diye Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışamaz. Bu böyle bir tutum bize göre uluslararası hukukun ihlali olabilir. Avrupa Birliği bir tarafın tezini diğer tarafa empoze edebilir mi? Hayır, edemez. Peki Avrupa Birliği geçmişteki deniz ihtilaflarında nasıl bir tutum almıştı? Geçmişte İspanya ile Fransa arasında, Slovenya ile Hırvatistan arasında, Malta ile İtalya arasında benzeri ihtilaflar olmuştu. Avrupa Birliği bu ihtilafların hiçbirisinde bir tarafın görüşünü diğer tarafa empoze etmeye çalışmadı, tarafsız bir tutum takındı. Biliyorsunuz Avrupa Birliği 15 Temmuz'da Türkiye'ye karşı bir takım tedbirler aldı. O tedbirlere Türkiye bir açıklama yaptılar. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak karşı bir açıklama yaptık. Bu konudaki kararlılığımızı bir kere daha uluslararası topluma gösterdik. Türkiye'nin peki pozisyonu nedir? Türkiye şunu söylüyor, bu işler nasıl çözülebilir konusunda. Biz bir kere bölge ülkelerinin tümüyle görüşmeye hazırız. Bu konularda diyaloğa hazırız. Güney Kıbrıs Rum yönetimi hariç. Çünkü Doğu Akdeniz'de Kıbrıs meselesi diye bir mesele var. İşin Kıbrıs Türklerinin hakları boyutu da var. Kıbrıs Türklerinin hakları garanti edilmeden, Kıbrıs meselesine bir çözüm bulunmadan bizim kimsenin bizden GGR ile masaya oturmasını beklememesi lazım. Bütün bölge ülkeleriyle görüşebiliriz. Bunlar Yunanistan, Mısır ve hatta bir sınır olursa Libya'da dahil olmak üzere. Peki Kıbrıs Türklerinin hakları ne olacak? Bu konuda da Kıbrıs Türkleri en son olarak 13 Temmuz tarihinde çok kapsamlı bir öneride bulundular. O önerinin de özü şuydu, Yavuz gemisi orada sondaja başladı. Rumlar artık belirli bir aşamaya geldiler. 12. parselde gelir paylaşımı anlaşması yaptılar. O önerinin de özü şuydu, Rumlar ne zaman doğal gaz gelirlerinden yararlanmaya başlarsa Kıbrıs Türklerinin de aynı anda o gelirlerden istifade etmesi gerekir. Bu öneriyi Rum tarafı dikkate almadı ama bazı Avrupa ülkeleri bunu çok ciddiyetle gözden geçiriyorlar ve Rumlara bu öneriyi dikkate alın diye Rumları teşvik ediyorlar. Çünkü Yavuz da gaz bulur ise o bulduğu gazın bir kısmı da Rumlara ait olacak. Aynı şekilde güneyde diğer uluslararası şirketlerin bulduğu gazda da Kıbrıs Türklerinin payı var. Bunun bir an önce bir ortak komite veya ortak komiteyi bulunamıyorsa şirketler aracılığıyla çözüme kavuşturulması gerekir. Onun için biz şunu diyoruz, Kıbrıs Türklerinin hakları garanti altına alınmadan alınmadığı takdirde biz faaliyetlerimize devam edeceğiz. Kendi kıta sahanlığımızdaki faaliyetleri de sürdüreceğiz. Şu anda Yavuz gemisi ikinci sondajı yapıyor kendi kıta sahanlığımızda. Bu faaliyetlerimizi de büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de aldığı bir karar var. Bu karar çok önemli. Çünkü bu bir milli politika. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerimiz, bir parti hariç, bir araya geldiler ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine dört partide birlikte destek verdi. Bunu özellikle yabancı muhataplarımıza da hatırlıyoruz. Bakın bu bir milli politikadır. Zira bu enerjinin de ötesinde bir egemenlik meselesidir diye söylüyoruz. Bu Kıbrıs Türklerinin yaptığı önerinin detayları
Ben bu sunumu bırakacağım. Onun için şimdi burada buna çok fazla değinmiyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Diğer katılımcıların da zamanını almak istemiyorum ama sorularınız olursa memnuniyetle alabilirim. Yeni yapılan sondaj Güney Kıbrıs Surum Yönetimi'nin yani yeni bugün başlayan sondaj için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bilgi sarsılaması yok diye anladım. Hayır, doğru. Güney Kıbrıs Surum Yönetimi'nin lisans bölgesi. Ama biraz önceki sunumda, sonra Anita Hanım'ın sunumunda da denildi ki meselelerin çözülmesi için karşılıklı ülkelerin bir araya gelip oturması. Ama orada karşımız, yani sondajın yapıldığı yer Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Ama buradaki politikamız nedir? Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile hiçbir şekilde karşılıklı oturup görüşmeyi düşünmüyoruz. Ama bu konudaki politikamız nedir? Onu şimdi şu haritada kırmızı ile olan görülen yerler hükümetimizin 2009-2012 yıllarında Türkiye Petrolleri'ne verdiği arama ve çıkarma ruhsatları. Bizim yaptığımız sondajda Güzellut bir kuyusu da bu Rumların 7 numaralı parseliyle çakışıyor. Ve bu alanın Kıbrıs meselesiyle bir alakası yok. Bu bizim kendi kıta sahanlığımız dediğimiz alanda olan bir mesele. Türkiye bu işin nasıl çözülmesini istiyor? Biz diyoruz ki Yunanistan'la, çünkü Yunanistan'la da bir ihtilafımız var. Yunanistan'la Ege konusunda 60 tur görüştük. Fakat Yunanistan'daki krizler nedeniyle o süreç hakim kaldı. Onu başlatmaya her zaman hazırız diyoruz. Eğer Doğu Akdeniz'de de konuşmaya hazırsanız orada da diyaloğa hazırız diyoruz. Ama işin diğer tarafında Kıbrıs meselesi var. Yani Avrupa Birliği Kıbrıs Türklerinin haklarını hiçbir şekilde dikkate almıyor. Yani Kıbrıs meselesi 1963-64 yılından beri Birleşmiş Milletler'in gündeminde. Kıbrıs normal bir devlet değil. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuran 60 Anayasası'nda siyasi eşitlik üzerine Kıbrıs halkı ve Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Rum halkı da vardı. Onun için biz hep Avrupalılara soruyoruz, Kıbrıs Türkleri için ne yapıyorsunuz? 2004 yılında Annan planını kabul eden Türk tarafı oldu, Kıbrıs Türk tarafı oldu, reddeden Rum tarafı oldu. Bu redde rağmen ödüllendirilip Avrupa Birliği'ne alındılar. Aynı tarihte Avrupa Birliği dedi ki, ya evet haksızlık oldu. Biz artık Kıbrıs Türklerine yapılan haksızlıkları ve izolasyonları kaldıracağız dediler. Doğrudan ticaret tüzüğü kabul ettiler ve 2004 yılından beri bu tüzük uygulanmıyor. Dolayısıyla işin bu boyutunda Kıbrıs meselesinin önce çözülmesi gerekir. Kıbrıs meselesinin çözülmesi de bugüne kadar ki parametre iki kesimli, iki toplumlu bir federasyon kurulmasıydı. Ama hep iş siyasi eşitliğe geldiği zaman Rumlar son dakikada buna hayır dediler. Bir kere evet dediler. O da Annan planında oldu ama onu da referandumda reddettiler. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biz diyoruz ki biz hiçbir çözüm yöntemini dışlamıyoruz. Federasyon olabilir, konfederasyon olabilir. Ama bir ortaklık olacaksa ortaklığın temelinde iki tarafında siyasi eşitliği vardır. Bunu kabul ediyorsa bunu yapabiliriz. Ama önceden kabul etmesidir. Yok olmaz ise o zaman iki devlet egemen eşitlik temelinde Kıbrıs iki ayrı devlet olur. İki ayrı devlet Avrupa Birliği içerisinde yalır. Dolayısıyla bu işin çözülmesi için Kıbrıs meselesinin öncelikle çözülmesi gerekir. Bu bir milli pozisyon ve bunun bir tutarlılığı da var. Bütün bunlar olana kadar çalışmalar devam edecek.
Yoksa şimdi ben Rumlarla masaya oturduğumda Kıbrıs Türkleri nerede? Kıbrıs Türklerinin hakları ne olacak? Yani Rumlar tüm adayı temsil etme hakkına sahip değiller. Onun için bu ortak işletme formülü Türk tarafının 13 Temmuz'da yaptığı, diğer kısımlar zor biraz. Ama 13 Temmuz'da Kıbrıs Türklerinin yaptığı öneri mantıklı bir öneri. Bunu eğer tanınma konusunda Rumların endişesi varsa, bunu Sayın Bakanımız da söyledi, şirketler aracılığıyla da bir formül bulunabilir. Çünkü 12. parselde 55'e 45 gelir paylaşımı üzerinde anlaştılar. 55 şirketlere, 45 Rum devletine. Bu 55 içerisinde Kıbrıs Türklerinin de payının verilmesi lazım. Bulunacak formülün bizim orada TPA'nın KKTC ruhsatlarında bulacağı gaz bakımından da geçerli olması lazım. Bu yapılabilecek bir şey. Onun için AB ülkelerinden de beklentimiz ve diğer ülkelerden de bu 13 Temmuz önerisi konusunu biz bu masadadır öneri diyoruz ve destek vermeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Diğer katılımcılardan da özür diliyorum zamanlarını aldığı için. Çok teşekkürler katılımınız için. Sağ olun, var olun. I'll keep this. So how much speed things up? Okay, so 10 minutes opening statement for them and 4-5 questions with that. Look at you. The art. Çalışıyoruz. Özellikle insanların vakit geçirdikleri alanlara koyun. Tercih ederken kaç insanlar başka ihtiyaçlarını da giderebilsinler diye. Konumdayız aslında. Genel bir algı var. Good afternoon. Şu anda this slide. Şeyler. Good afternoon, Your Excellencies, ladies and gentlemen. It's good to be here at the 10th Turkish Energy Summit. My name is Gaurav Sharma. I'm an independent oil analyst, and I also provide my analysis for Forbes, Rigzone, and a whole host of publications. I think the topic at hand is a very crucial one. I think we've got to flavor it from His Excellency, Mr. Ambassador. And I think what we're going to do right now is to have a free-flowing discussion on how the effects of war, trade wars and geopolitical complications impact the commodity markets. Now, some say they're joined at the hip. You cannot have commodities trading without without a bit of geopolitical influences and risk premiums and what have you in the mix. And to join us to discuss this very crucial topics, we have two eminent commentators with us. I'd like to introduce you to Mr. Bahattin Büyük Şahin, who's the head of energy analysis at the Abu Dhabi Investment Authority. Welcome, sir. And joining us is my old friend Serkan Sahin. We've known each other for a number of years, and he is an ex-analyst at Reuters, and right now an advisor and consultant and director of his new business, the Hormuz Straits Partnership. So without much further ado, we're a little bit short on time, so may I please ask Mr. Büyükşahin to give his opening remarks. Öncelikle teşekkür ediyorum ve davetiniz için de burada 10. Türkiye Enerji Zirvesi'ni hazırlayan ve beni davet eden insanlara çok teşekkür ediyorum. Sabahki oturumda bir konuşmacı son 10 yılda neler yaşandığını anlattı. Özellikle 10 yıl öncesinin Türkiye Enerji Zirvesi'ne bakıp şimdiyle karşılaşıldı. Ben biraz daha geriye gitmek istiyorum. Biraz 15 yıl gibi bir süreçte
emtia piyasalarında ki gelişmelere bakmak istiyorum. 2000'li yıllarda ve 2000'li yıllardan 2008 yılına baktığımızda altın olsun, petrol olsun, bakır olsun, bu ürünler genelde dünyadaki talep değişimlerine paralel olarak müthiş bir fiyat artışıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle petrol %222 civarında bir fiyat artışıyla karşı karşıya kaldık. Bunun ana nedenlerinden birisi talepteki artış, özellikle Çin kaynaklı %10, %12 büyüme ile birlikte ve üretimdeki artmama, yani stagnant production dediğimiz olgu iyiydi. Oysa ki 2008 yılına geldiğimizde petrol fiyatları 30 dolardan 147 dolara çıkmıştı. O sıralar ben Amerika Birleşik Devletleri CFTC'de, Commodity Futures Trading Commission'da çalışırken Amerikan Kongresi'nden sürekli şu uyarı geliyordu. Spekülatörlerin bu fiyatlar üzerindeki etkisi nedir? Oysa ki birçok öngörü firması, bunun içerisinde Uluslararası Enerji Ajansı, OPEC ve Amerika Birleşik Devletleri Enerji Ajansı da dahil olmak üzere Çin'deki gelişmeleri takip edememe, öngörememe gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. 2 milyon varillik bir artıştan bahsediyoruz ki üretimin çok stagn olduğunu düşünürsek fiyat artışı da çok normaldi. 2008 Lehman çöküşünden sonra ise bütün emtia piyasaları, stock market ve diğer asset, yani varlıklar aynı yönde hareket etmeye başladılar. Yani risk on, risk off factor. Correlation birden sıfırdan %80'e çıktı. Burada herhangi bir şekilde spekülatörlerden ziyade risk on, risk off faktörle beraber açıklayabiliriz. 2009'la beraber dünya ekonomisinin daha hızlı bir şekilde resesyondan çıkması ve özellikle faiz hatlarındaki sıfırlara gelişle birlikte bu üç emtia, altın, bakır ve petrol ayrı yönlerde hareket etmeye başladılar. Şeye baktığımızda, altına baktığımızda her zaman olduğu gibi sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri kısa dönemli faiz hatlarına bir tepkimeyle fiyatlandırma sağlıyordu. Oysa ki bakır, daha doğrusu Dr. Bakır Copper dediğimiz her zaman dünya ekonomisindeki gelişmeler ve ticaret savaşlarıyla ilgili bir tepkime ile fiyatlandırması oldu. Petrol ise bu dönemde bir teknolojik devrim ile karşı karşıya kaldı. Bu olgu kaya petrolü ya da kaya gazı ile açıklanabilir. Bu dönemde kaya gazı revolution devriminin üç etkisi oldu. Enerji marketlerinin dünya ekonomisiyle ilişkisinde ve jeopolitikse. Özellikle enerji marketleri bakarsanız 2012'den 2019 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 milyon varillik bir shale, yani kaya petrolü üretiminde bir artış var. Bu şuna denk geliyor. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatına büyük bir değişim yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ithalatçı durumundan net ihracatçı durumuna geçiyor. Bugün gelecek sene net ihracatçı olacak ama bugün dünyanın en fazla crude, petrol ve ürünlerini ihraç eden ülkesi durumuna geldi. Bunun bir başka şeyi de dünya ekonomisiyle ilişkileri. Çok önemli bu konu. Daha önce bizim bir varsayımımız vardı.
petrol fiyatları arttığında Amerikan ekonomisi negatif yönde etkilenir. Ve bunun da çok büyük etkileri vardır dünya ekonomisi. Ama şu anda 2010 yılından itibaren biz ters yönlü bir hareketlenme görüyoruz. Fiyatlar arttığında, petrol fiyatları arttığında Amerikan ekonomisinde pozitif yönlü bir etki oluşuyor. Bunun nedeni kaya gazı, kaya petrolü ile ilgili olaraktan yatırım olanaklarının artması. Consumption'da tabii ki bir daralma var. Bunun ama yatırımlardaki artış çok fazlasıyla ikame edebiliyor. Diğer taraftan ise geopolitics çok önemli bir hal alıyor. Çünkü artık ABD'nin Middle East ya da Orta Doğu gibi Orta Doğu'daki küçük devletlere artık ihtiyacı var ama o kadar fazla ihtiyacı yok. Artık daha fazla ihtiyacı olan ülkeler Kanada ve Meksika gibi yanındaki ülkeler. O Middle East'ten şeylerini çekip diğer tarafa yönlendirmesi. Bu durumda tabii ki geopolitiksin özellikle Orta Doğu geopolitik daha az bir etkiye sahip oluyor. Son dönem ise 2017-2018 yılında ise baktığınızda emtia piyasaları tamamıyla eskiye bir dönüş. Halen oyun petrol fiyatları bu teknolojik devrimle ve geopolitikle alakalıyken bakır fiyatlandırmalarında ticaret savaşlarının etkisi, altın fiyatlarında ise tamamen short-term, kısa dönemli Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranlarına bir tepkime ile fiyatlandırma görüyoruz. Daha sonra şeylerime devam edeceğim. Thank you. Serkan has enough where we are in the market. Teşekkürler abi. Herkese çok teşekkürler burada olduğunuz için, zamanınızı ayırdığınız için. Hani emtia piyasaları, emtianın hangisi olduğundan bağımsız olarak ileriki vakitte talebin artması durumunda arzın yeteri kadar artmayacağı varsayım üzerine çalışıyor zaten. Hal böyle olunca ileriye dönük belirsizlikler, fiyatın nereye doğru gittiğini anlamada traderların ya da işte sonunda adil fiyat dediğimiz şeyi ortaya çıkaracak kişilerin adil fiyat ortaya çıkarması da belli zorluklarla karşılaştırmak olması gerekiyor. Bunlar içerisinde de muhtemelen bir rakama dönüştürülmesi, herhangi bir modelde bir değere dönüştürülmesi en zor olanı jeopolitik durumdur. Çünkü jeopolitik tarafta belirsizlikler o kadar fazla ki artık o karmaşa sistemi içerisinde bir insanın, yani insanla beraber de makinenin bir araya gelip çok gerçekçi ve çok isabetli, hedefler isabetli analizler yapma ihtimali kalmıyor. Belki teknolojinin ilerlemesiyle daha fazla verinin artık traderlara artmasıyla, teknolojinin ilerlemesi ve verinin artmasıyla bunların altından, bunların arkasından çıkmaya çalışıyorlar. Mesela işte Twitter bunların bir örneği. İşte petrol piyasasında özellikle konuşursak, bizim hep söylediğimiz şey, petrol piyasasında verinin karartılması işin şu anından. Sonuçta hemen hemen herkes veri karartarak var olmayan veri üzerinden, yani var olsa bile ortaya atılmayan, kamuya açılmayan veri üzerinden bir manipülasyonla bu işten bir kar elde etmeye çalışıyor. Ve bu veri açlığında da her veri kıymetli hale geliyor. Her ne kadar Twitter gibi normal şartlarda ciddi almayacağınız bir mesaj bile sonuçta veri açlığı içerisinde olan insanlar için bir şey ifade ediyor. Onlar da ortaya atılan bu söylemin, ki sonuçta söylemi ortaya atan da Amerikan başkanı ise ciddi anlamak mümkün değil. Ortaya atılan bu söylemin piyasaya nasıl etki edeceğini, ileriki vakitte, ileriki sürede işte adil fiyat dediğimiz şey üzerine nasıl etki edeceğini anlamak üzerine tahmin etmeye çalışıyorlar. Piyasa tabii ki doğal olarak bunlara tepki veriyor. Daha sonra kendi içerisinde düzeltmelere gidiyor. Bu çok çok normal oluyor. Hani ben o yüzden çok fazla herhalde Bahattin Bey'le aynı şeyi tartışıyorduk. Yani tweetleri çok fazla ciddiye almıyoruz. Ama en nihayetinde we're having some translation issues. Okay. But we'll, I think that our colleague is sorting it out. Okay. O yüzden çok fazla ciddiye almıyoruz ama tabii en nihayetinde şey, yani şunu unutmamak gerekiyor. Fiyat dediğimiz şey bir insanın
insan faktörünün ortaya çıkışı. Yani insanların belli başlı çok çok farklı faktörleri bir araya koyarak ortaya çıkarmaya çalıştığı bir şey. İçinde bir hata payı var. İnsan bunu bir sayı olarak ortaya koymaya çalışıyor. Bu bir ciddi bir iş. Yani bu çok basit gibi görünen ama aslında çok ciddi olan. Çünkü belki bugün biz günlük hayatımız içinde petrol fiyatının ne olacağını söylerken üzerine bir risk olmadan çok rahatça söyleyebiliriz ama trader olan, fiziki olarak bu işi alıp satan ve fiziki olarak bir risk üzerine alan kişiler için bunları söylemek, bunların hangi değere geleceğini söylemek karmaşık bir iş. O yüzden de yani emtia piyasasında doğal olarak jeopolitik ne zaman etkilenecek? Belki de şey değişti, yani risk premium, jeopolitikten kaynaklı risk premium tanımı değişti. Belki de son 5 senede onun üzerinde konuşabiliriz. I'll come to the wider cross-spectrum energy markets in a minute, but just as a generic statement, Dorsin, when we are looking at how Trump is conducting his diplomacy, we're looking at tweets, we're looking at repetitive attacks on China, now there are tariffs on the European Union, and so it goes, and then there's this merry-go-round. Before we come to oil, just in generic commodities markets, especially if you go after China, you will hit demand, whether we're talking oil or copper or a whole host of commodities. Yeah. Mevlana'nın bir sözü var. Ben bir söyleyene bakarım, bir de söylediği lafa bakarım. Söyleyen tabii ki Serkan'ın dediği gibi Amerikan Başkanı, bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Ama söylenenin içi boş ise benim onu dikkate almam gibi bir şey söz konusu değil. Çünkü tweetlerde özellikle ben oyun market için konuşayım. Gelen içerisinde hiçbir bilgi olmayan tweetler. Bu nedenle oyun market herhangi bir şekilde tepki göstermedi. Ancak diğer commodities'lere baktığımızda ise bu durum daha farklı. Çünkü orada tweetlerde gelen bazı önemli bilgiler var. Özellikle trade policy konusunda. Çünkü bugün dünyada alüminyumun örneğin %50'sini tüketen bir Çin'le karşı karşıyayız. Bakırın %50'sini, %60'ını tüketen bir Çin'le karşı karşıyayız. Ya da diğer ürünlerde de yaklaşık %40, %60 arası değişen endüstriyel metalde veya %13 petrolde. Bu durumda şöyle bakarsak trade war olaraktan ticaret savaşlarına, ticaret savaşları bugün Çin'de otomobil demandini olsun veya industrial demandı olsun azalttığına göre Trump'ın bu konuda açıklayacağı, söyleyeceği her sözün commodity yani emtia piyasalar üzerinde etkisi olmaması mümkün değil. Bu nedenle trade war ya da ticaret savaşları en başta etkileyeceği konulardan birisi direkt olarak olmasa dahi indirekt olarak emtia piyasaları özellikle Çin gibi ülkelere çok önemli olacaktır. Let's leave Trump alone for a minute. You know, who knows, he might tweet about the energy summit, in which case I hope you're listening, Mr. President. But in more generic terms, let's move on to other matters. He's got a lot to cover. And recently, we had the attacks on Saudi Aramco, which literally knocked about 58% of their production volumes. Yet, after the initial flare-up, the trading opened in Japan, and it immediately paired the losses, and we were now below the price level that we were before the attack. So is the risk premium cracked out to what it is, number one? And number two, if it is, then are the analysts, the commentators, are we pricing it correctly? So I'll start with you, and then we'll go back. Sure. Same question. Normal şartlarda fiyat dediğimiz bir kör. Ya biz hani sürekli televizyonda da haberlerde fiyatın zaman olarak bize en yakın halinin devamı şeklinde bir grafik görüyoruz ama fiyatın kendisi bir kör. Ve bu körün her noktasına ayrı pozisyon alan, ayrı hamleler yapan traderlar var. Yani sonuçta körün en yakın tarafıyla ilgilenen traderlar var. Ortası ve uzun ve arkası ilerisi tarafıyla. Bunlar hep
komoditinin, hani hangi komodit olduğuna, hangi MT olduğuna tamamen bağımsız olarak bugünkü spot orta ve uzun vadeli risklerini ayrı ayrı fiyatlayın, ayrı ayrı hesaplayın. Bunun üzerine ayrı ayrı pozisyonların traderler var. Saldırıya ve Aramco'ya olan saldırıda da en yakın zamana pozisyon alan traderler için risk çok büyüktü. Çünkü hemen bugün için, yani o saldırı olduğu an ve saldırı olduğu andan belki işte birkaç gün, birkaç haftaki zaman için bir bilinmezlik vardı. Onlar bir endişe içerisinde fiyatın yakın tarafını yukarı çektiler. Ama işte günümüzde, az önce bahsettiğim gibi, yani günümüzdeki bilgi akışının fazlalığı, kaynakların işte istihbaratın daha hızlı gelişi, eskiye göre şirketlerin daha hızlı bilgilendirme yapışı, işte Aramco'nun çok hızlı bir şekilde müdahale ederek piyasayı yatıştırıcı hamleleri yapışı, orta ve uzun vadeye pozisyon olan traderlerin riskin aslında o kadar olmadığına kanaat getirmesine yol açtı. Böyle olunca köyde kendisini aynı seviyede tutmak için yakın tarafını da aşağı doğru çekti. Bu bir taraftan işte hani teknolojinin aslında piyasalara MTR hızına getirdiği bir güç şu an. Serkan'a katılmamak mümkün değil ama bir şey daha eklemek istiyorum o konuda. Tabii ki Suudi Arabistan bu konuda argo operasyonunu çok iyi yönetti. Yani ona başlangıçtan itibaren çok iyi yönetiyor. Ama enerji piyasalarında müthiş bir değişimin de etkisi olduğunu unutmamak lazım. 2011'den itibaren dünya petrol piyasaları iki başlı dominant oyuncu yerine, birisi OPEC, birisi Rusya'ydı ama OPEC içerisinde Suudi Arabistan. Şimdi üç başlı bir sistemdeyiz. Rusya, Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri ve North America. Bu nedenle birçok oil trader olsun, market katılımcılar olsun, geopolitical riskin daha az olabileceğini ya da biraz da fiyatlandırmada risk primini pek o kadar dikkate almadıklarını gördük. Oysa ki eğer bu atak sonucunda üretim uzun dönemli bir kesintiye uğrasaydı fiyatlardaki artış ilk başta %20'den daha fazla olabilirdi. Ama şu anda ataktan hemen sonra bir büyük argo operasyonuyla piyasaya tekrar bu üretimin geleceği, yani özellikle Eylül sonuna kadar piyasaya geleceği kanaati oluştuğu için daha fazla fiyat dalgalanmasını göremedik. Sure. I think tied into what you were saying, one hypothesis emerges, and I visit all these sites in rural Pennsylvania, in Colorado, and in Texas, and I've been doing that for the last sort of 3 years. And each time you turn up at these places, you think, well, you get analysts and commentators saying they'll be out of the game. They'll be out of the game. They can't manage this market. Yet they're still going. I've been visiting them for 4 years. They keep going. Then it then begs the question: is there too much oil in the market? Then. Yani şunu söyleyeyim, özellikle Kaya Petrol için, yani bir de Kanada Petrol oil sandalar için söyleyeyim, gerçekten büyük bir devrim ile bu işi hallettiler. Birçok konuda maliyetleri müthiş şekilde düşürdüler. İlk başta 2014 yılına ben dönüyorum, Suudi Arabistan üretimi kısmadı. Bu nasıl olsa fiyatlar düşecek. 80 doların aşağısına düştüğünde artık Kaya Petrol üreticileri buradan çıkarlar diye düşünüldü. Oysa ki fiyatlar 30 dolara düştüğünde ancak Kaya Petrolü üreticileri piyasadan yavaş yavaş çekilmeye başladılar. Bu süreç içerisinde Kaya Petrol örneğin özellikle Permian ya da Bakın'da fiyatları yani maliyetleri 30 ila 45 dolar arasına çekebildiler. Bunun yaklaşık 2/3'ü sürekli bir maliyet düşüşü, 1/3'ü ise kısa dönemli maliyet düşüşü. Örneğin iş gücünü çıkarmalar falanla oldu. Bu durumda yeni oluşan duruma, faktöre kendilerini adapte edebilmeleri kaybettiler.
dünyaya petrol üreticilerine büyük bir esneklik sağladı. Orada Suudi Arabistan ve OPEC'in büyük bir yanlışı vardı. Çünkü fiyatlara ne kadar sensitif ya da etki ve tepki vereceklerini öngöremediler. O nedenle de zaten iki yıl sonra o piyasa paylarını korumayı bırakıp fiyatlara bir floor ya da fiyat tabanı geçtiler. Daha sonra fiyatlar biraz yükseldi tabii. O nedenle Shell Production da hemen ona tepki vererekten daha fazla artış sağladı. The pricing dynamic is what it is. The supply dynamic is what it is. Serkan, is this OPEC plus agreement that we talk about, is it more purposeful these days? Has it lost its purpose? Has it lost its way? Şimdi az önce Bahattin Bey'in söylediği üç kutuplu petrol piyasası bence biraz daha OPEC'in hepsinden ziyade Orta Doğu, Rusya ve Kuzey Amerika'nın tamamı gibi geliyor. Çünkü şu anki ürün talebine bakarsak gerçekçi bir şekilde aslında orta ağırlıkta petrole talep var. Yani Amerika'yı da zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin hafif petrolü, Kanada'nın ağır petrolü, Meksika'nın ağır petrolü karışımı, bunun da işte Meksika Körfezi'nin orta petrolü olarak bir basket olarak düşünürsek bunlar arası rekabet dönüşüyor şu an. Ben zaten muhtemelen OPEC Plus'ın da ortaya çıkışının aslında arkasındaki motivasyon aslında Orta Doğu üreticileriyle Rusya'yı aynı politikada harekete geçirmekte. Bu çok fazla Batı Afrika'yı ya da Kuzey Afrika'yı içine alan bir çalışma değildi. Orada da OPEC Plus bence görevini yaptı çünkü bir noktada piyasa OPEC'in de kendisine ihtiyacı vardı. Yani OPEC'in OPEC üyesi olmayan ülkelerle de bir araya gelip bir strateji izleyebileceğini ve bunun en azından birkaç dönem gidebileceğini gösterme ihtiyacı vardı. Ve işte hani konuştuğumuz konu zaten jeopolitik. Bugün benim şahsi görüşüm hani Çin ve Amerika arasındaki ticaret savaşlarında da bir şekilde Çin'deki ürün talebinin Amerika'nın sunabileceği petrol türüne doğru yönlendirilmesi için bir jeopolitik baskı da var. Buna karşı olacak rakiplerin de jeopolitik hamlelerle gücünün zayıflatılması ya da işte OPEC Plus olan karşılarındaki o işte üç kutubu, iki kutubu düşürecek belki de çalışmaları, sektör yaratma çabaları var. Bence görevini tamamladı ama işte en son Suudi Arabistan'a yapılan saldırıdan sonra Suudi Arabistan'ı nasıl toparlayacağını ve buna Rusya'nın nasıl tepki vereceğini artık herhalde sonraki OPEC toplantısında daha bir açık göreceğiz. Ben bir şey ekleyeceğim o konuda. Şimdi OPEC Plus'ın amacı 2017'den itibaren belli bir şekilde bir fiyat tabanı oluşturulmasıydı. Bu konuda görevi halen devam ediyor. Eğer OPEC Plus'ın şu anda 1.2 milyon varillik bir kısıtlaması var. Şimdi OPEC üretimi yaklaşık 29.75 idi. 29 milyon 75 750 bin varil civarı Ağustos rakamları. Şeye bakıyorum, Kovan OPEC'e bakıyorum. 2020'nin ilk yarısı için 28.3. Bunun anlamı şu, 2020'nin ilk yarısında OPEC 1.4 milyon varillik bir da kesintiye daha gitmesi gerekiyor. Kesintiye gitmediği takdirde fiyatlar daha da aşağı inebilir. Bu durumda eğer Suudi Arabistan belli şekilde fiyatlara bir taban amacı ise, çünkü artık piyasa paylarıyla ilgisi yok, taban amacıysa, özellikle IPO olayında olduğu gibi, bu kesintinin devam edebileceğini düşünüyorum. Ve de devam etmezse fiyatlarda daha büyük düşmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Çok çok hızlı bir şey ekleyeyim mi? And also, if I may, would you like to add whether it should continue? Do you think it should roll over in March? Is your opinion on that as well? Çok hızlı. Bence OPEC kesintisinde iki şey dikkat etmek gerekiyor. Birincisi,
İşte son 1,5 yılda OPEC kesintisinde gördüğümüz şeylerin büyük bir kısmında bir gönüllülük yok. Mesela işte Katar'ın OPEC'ten çıkışı var, İran'a ambargo var, Venezuela'daki sorunlar var. Venezuela ve İran hala teorik olarak hızlı bir şekilde piyasaya gelebilecek durumdalar. Bunun yanında şimdi Ekvador'un çıkışını konuşmaya başlıyoruz. Hani orada da ben zaten şeyden biraz temkinliyim, hani production nedir, supply nedir, bunun ne kadarı piyasaya arz, ne kadarı üretim, aslında gerçekten üretimin kesilmesini piyasa olarak hesaplama ihtimaliniz var mı yok mu, o zaten apayrı bir konu. Ama OPEC mesela Katar'ın çıktığında da mesela Katar'ın çıkışında olan o kota düşüşünü sanki bir OPEC kesintisiymiş gibi lanse etmişti basın açıklamasında. Ama aslında piyasadan çekilen bir petrol yok, sadece tanım olarak OPEC'ten NANOP'ya geçmiş bir hacim, varil petrol var. Orada da işte hani bence biraz temkinli olmak gerekiyor OPEC kesintilerine şey yaparken. Özellikle İran ambargosu şu an yani işte yüzer depolardaki artışlar ve kara depolardaki artışlar biliyoruz, takip edilebiliyoruz. İşte bazı uydu kaynaklarından takip edebiliyoruz. Onların da çok hızlı piyasaya girme ihtimali var. Muhtemelen de bir risk olarak da olacak bence fiyatlarda. And should it be rolled over in March, your opinion? Do you think they should roll it over, or do you think that should be the end come March? I think they should continue for a while because bence devam etmeli bir süre daha, çünkü özellikle bu Suudi Arabistan saldırısından sonra OPEC kapasitesini test etmek için biraz daha takip etmeliler. Okay, I'm conscious of time. We've got one very important question, then I'll turn it over to the audience. We've got people from the buy side, we've got people from the sell side. We've all discussed the supply demand dynamic. You know, where does the market go from here, and what do you make of comments in my last engagement with the Indian oil minister, Mr. Dharmendra Pradhan? And he said, well, you know what, maybe we are now entering a phase of it being a buyer's market, because the buyers have multiple sources, and Turkey is a huge buyer of crude oil. So what is your take on it? I'll start with Bahattin first, and then I'll come to you Serkan. What's your take? Is it a buyer's market? Biraz önce Serkan da bahsetti. Petrol piyasaları o kadar dinamik ki birden her şey değişebiliyor. Şey düşünün, Suudi Arabistan'a atağı düşünün. 5.7 milyon varil petrol bir anda disappear, yani görünmez oldu. Bu durumda herhangi bir şekilde buyer ya da seller market diye ayırt etmek çok zor. Çünkü bu işin içerisinde hem alıcı var, hem satıcılar var. Hem arz security, arz güvenliği, hem de talep bu konuda önemli yer kapsayacaktır. Bir diğer soru ise Hindistan ile ilgili, Hindistan Enerji Bakanı'ydı galiba. O durumda soru şuydu, daha önce konuştuğumuz. Aynen gaz marketlerde olduğu gibi oil, petrol marketlerde de uzun dönemli kontratlar fix price'la ne yapabilirim? Ben onu öngörmüyorum. Çünkü gaz marketlerde de fix fiyat yerine petrole endeksli fiyatlar vardır. Bu durumda herhangi bir şekilde fix fiyattan bahsetmek çok güç. Bu nedenle daha çok biz petrole, yani petrolün uzun dönemde arz ve talebe göre fiyatının belirlenip o konuda alıcı ve satıcıların memnuniyeti üzerine kurulu bir sistem, yani serbest piyasa ekonomisi her zaman işlerli. Ladies and gentlemen, before I ask Serkan for his response, if any of you, we are short on time, if any of you has a question, either send it through the app or please raise your hands, and we'll let Serkan answer his part, and then I'll come to you, sir. Dışarıdan böyle güneşleri, bazı ellerin uzanmadığını, değmediğini varsayarsak piyasaya, genelde talebin çok güçlü olmadığını gördüğümüz zamanlar bayağı piyasa oluyor otomatikman. Çünkü alıcı az, satıcı çok, alıcı bir şekilde fiyatı dikte edebiliyor. Ama şimdi hani fiyat kısmında muhtemelen bugün petrol piyasasının yaşadığı bence, yani en ciddi sorunlardan bir tanesi, bugün kullanılan fiyat hesap mekanizmalarındaki benchmark görevini çok fazla göremiyor. Mesela Brent'in benchmark'ı ciddi bir sorgu olmaya başladı. O yüzden hani Dubai Brent arasındaki spread'in artık çok fazla kapandığını görüyoruz. Çünkü gerçekçi şekilde arz dediğimiz nokta, Orta Doğu, talep dediğimiz nokta Asya.
belki orada benchmarkların değişimi ya da hangi benchmarkın hangi fiyatı nasıl etkileyeceğini formülasyonlarla bir değişim böyle bir yeniden yapılanma olabilir mi? Yani sabit fiyat gibi bir şey bana da hiç gerçekçi gelmiyor aslında. Sir, could you please introduce yourself and your question, please? Teşekkür ederim. Bir tanesi de efendim büyükler için. Sayın Şahin, çok teşekkür ederim. İki uzmanı bir araya getirdiniz. Sayın Büyükler ve Sayın Şahin'in keyifleri dinledik. Sayın Büyükşahin ilk konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya olan ilgisi Kaya Petrol ve Gazı devrimleri devrimine dediğinin ardından göreceli olarak azaldığının Orta Doğu'ya olan ilgisini. Biz bunu kabul etmekle birlikte genellikle daha çok Dışişleri Bakanlığı zaviyesinden derler, penceresinden baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'ya olan bu yakın ilgisi ve arkadaşlarında şüphesiz enerji bir tanesi. Ama birkaç unsur daha var. O da İsrail güvenliği. Ayrıca tabii Çin'in Hürmüz Boğazı'na olan sıkı bağımlılığının yani o bağımlılığı. Şimdi bir söz var. Emerging power, yükselen güç. Kesinlikle. Hegemonla tehdit oluşturmaya başlar. Ve challenge sınamaya başlar hegemon. Ve burada bir sorun çıkar. Bu hayvanlar aleminde de görüyorsunuz. Yeni sahalar için kavga yapıyor. Orta Doğu'da böyle bir daha. Ama biz Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği enerji dışı iki nedenle bu bölgeye olan ilgisinin devam edeceğini düşünüyoruz. Sizin petrol fiyatları konusundaki değerlendirmenizi paylaşıyorum. Gerçekten özellikle Akka tesisinde insanları buraya istihbar edildi. Serkan Bey'in makalesini okudum. Bu çok şaşkınlık yarattı. Tüm yerlerde, tüm sizler gibi uzmanlarında da çok büyük bir şaşkınlık yarattı. Bu tesisleri ne kadar uygun olduğunu gösterdi. Şimdi siz bir ifade kullandınız. İkisiniz bir, yani gelecek aralıkta OPEC tekrar toplanıyor. Evet. OPEC artık. Evet. Şimdi bu ısıtmaları muhtemelen ısıtlama kadar tekrar olacak. İşte çalışmasını çok düşürüyor. Evet. Her ne kadar Trump'la seçimekten yani petrol fiyatlarının dediği bir güzel yapan istiyorsa tabi bu tür olaylar beklenmedi. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum o konuda. Ben de zaten göreceli olarak bir Amerika Birleşik Devletleri'nin o bölgeden biraz interest'in azaldığını söyledim. Yoksa örneğin benim için trade war, yani ticaret savaşlarına baktığımızda Trump'la hiçbir ilgisi yok. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yani derin devlet mi dersiniz, ne dersiniz deyin, oraya karşı, Çin'e karşı açılmış bir savaşıdır deyin. Çünkü herhangi bir şekilde Çin'in daha ileri gitmesini yani o konuda engellemek isteniyor. O nedenle ben herhangi bir şekilde oradan tamamıyla çekiliyor bağlamında değil, oil petrole bağımlılığı, Middle East petrole bağımlılığının azalması ertesinde biraz daha ilgilerinin azaldığını ifade etmeye çalıştım. Tabii ki değerlendirmelerinize o konuda petrol dışındaki konulara katılıyorum. Bir şey söyleyeyim. Bence aynen Bahattin Bey'in dediği gibi hani o Orta Doğu petrolünün bağımlılık fiziki olarak petrole ilgi azalttı. Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri hani upstream'de arama üretimli bir oyunu oynamak yerine taşıma yolları üzerinde altyapı üzerinde bu önemlinin daha ucuz, daha az riskli. Çünkü zaten fiziki olarak ihtiyacı olmadığı için kalkıp arama üretim yatırım yapmaya da gerek olmadığı için daha makul olduğu karar verdiği için artık muhtemelen şu an çekişmeleri Hürmüz Boğazı üzerinde ya da bir işte processing plant üzerinde de limanlar üzerinde görüyoruz.
Sorry, we're really short on time. So what I'll do is, ladies and gentlemen, unfortunately we can't take any more questions. But what I would like to do is to invite both our panelists to offer some closing remarks based on what we've discussed over the last 45 minutes. So perhaps, you know, why don't you continue, Serkan? Give us your closing remarks, maybe in 60 seconds, how you felt the last 45 minutes went. Yani jeopolitik her zaman tırların ve işte petrobasındaki insanların hayatın içinde olacak. Ben hiçbir zaman da teknolojide kadar ilerlesin jeopolitiğin sonuçlarını tam olarak hesaplayacak bir teknolojiye de bir şey ulaştığımızı hiçbir zaman düşünmüyorum. Çünkü içindeki insan faktörü ve insan faktörünün çarpımları çok fazla. Bu raporda olacak ama artık hani bir şekilde dünya zaten ya da petrol piyasasından jeopolitik bir yaşamaya da alıştı. Yani jeopolitik petrol piyasasının yeni bir şey değil. Bazı piyasalar için bir yeni olabilir ama petrol piyasası bir şekilde düşe kalkı yoluna devam edecek. Yani çok da benim için de böyle çok paniklenecek ya da ileri dönük karakola düşünecek bir durum da yok. Petrol fiyatları cycle'lar halinde belli yerlerde, belli şartlar altında hayatını devam ettirecek bence. Petrol piyasalarında, ben petrol piyasaları olarak konuşayım. Genelde emtia piyasaları değil de epeyce birbiriyle zıt yönde çalışan mekanizmalar la karşı karşıyayız. Özellikle İran'a yaptırımlar o konuda epeyce bir pozitif yönlü etki yapıyor fiyatlar üzerinde. Öte yandan trade war yani ticaret savaşları negatif yönde bir etki yapıyor. Öbür taraftan Amerika Merkez Bankası'nın faiz hatlarını giderek düşürmesi de pozitif yönde etki yapacak. Bu durumda fiyatlar 60 dolar civarında veya daha da aşağı düşebilir gibi bir olguyla karşı karşıya kalabiliriz. Thank you both so much for your time and thank you all for attending. We overran a little bit, but hopefully we'll try and cover some time for the next session. A round of applause for our panelists and thank you very much for your time.